Muhterem arkadaşlarım, hepinize selamünaleyküm. Yine bir Night Online videosu mu diyeyim artık, kepazeliği mi diyeyim, komedisi mi diyeyim bilemedim. Adını siz koyarsınız. Videoya girmeden önce hemen bir önce gönderim yapacaklarına bir gönderimizi yapalım. Oyuna yüklü miktar para bağlayan, bunların değer kaybından haz etmeyen ve yorumlarda birkaç tane havlayanlar var. Ve pazarcı olmalarından kaynaklı oyunun aleyhindeki videolara böyle yorumlar atanlara da buradan gönderilerimizi mübarek Ramazan ayında yapalım. Çatlasanız da patlasanız da ben her türlü rezilliği yayınlamaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar, bugünkü gelen güncelleme notlarından sonra oyunda olağanüstü bug'ların olduğu, ki bana da yine Gmail'den yollamışlar, abi videosunu çekersen diye çekeriz tabii ki. Var bu arkadaşımız S7N, muhtemelen mor renkli yayıncı bir arkadaş bu arkadaş. Acil kapatılmalı demiş, oyunda bug var. Çok acil. OBL kestim. 88M para geldi. Çok acil demiş. Rollback atılmış ama. Yani olan işe bakın arkadaşlar. Şuradan hatta bir bakalım. Duruyorsa videosu klip. Yani herhalde bunu izleyebiliyorum. Bilmiyorum da. Arkadaşımı da tanımıyorum. Neyse. Açılmıyor arkadaşlar. Geldi demiş. Muhtemelen o videomu kaldırtmışlardır. Hayda demiş. Şurada özellikle kombime giden bir şey daha var arkadaşlar. Adam belki Lobo Hammer alırız dedik. Lobo Hammer parasını bizden al demiş. Lobo boss'unu kesmişler. Adamın üzerinde dünyanın parası eksilmiş. Ne kadar buraya? 3 198 em adamın 2 git lan. 2 gitti benden yazmış boss'u kestikten sonra. Server nerede? Driyat server'ında. Yani arkadaşlar gülüyoruz artık. Yani gerçekten gülüyoruz artık. Rezillik demiş bir arkadaşımız. Eski sistemi geri getiriyorsun, haber vermiyorsun demiş. Eski sistem dedi de muhtemelen bu ölünce para gitme muhabbeti mi nedir artık? Bolda arkadaşlarla Discable kestik. Üstünün 18 GB vardı. Hepsi gitti. Eksi olarak bu ne arkadaş, şimdi resim yükle demeyin. Beni acınla bırakın, yapacak açı başlayayım bunların demiş. Rollback zaten geldi. Geçmiş olsun demiş. Entity yine ağzına yüzüne bulaştırdı. Kendi için koyun bu yapacaktı. Herkes için yaptı galiba demiş. Yani arkadaşlar bunlar trollük falan değil. Ha, bugün tamam rollback geldi. Gene eski haline çevirdiler falan ama. Yani oyunun ne kadar açıklarla dolu olduğunu, oyunun ne kadar böyle patlamaya yakın bir oyun olduğunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Patlamaktan kastım oyuncuların bırakıp da şey yapması manasında değil arkadaşlar. Oyunun çok rahat kodlarının oynanabildiği, çok rahat hataların olabildiği. Bakın yani bir şey emin olamıyoruz. Geçen ilk coin bug'ında da söyledim aynı muhabbeti ben. Yani oyuna yatırım yaparken değerli arkadaşlarım 50 defa düşünün. 100 defa düşünün. 1 2 defa düşünün. Bakın tamam eski günlerin hasreti var, şu var, bu var. Ha ya abicim al bir tane çar, ot takılı, görev silahlı, takıl, CR'ye gir, UTC'ye gir, etkinlik gir, Night Online'a illa bizim gibi bırakamıyorsan hasretini öyle indir yani. Ama şu oyuna yüksek meblağlar, ego için, hele hele farm için zaten yapmayın. Farm için zaten yapmayın ki gene güncellemelerde gene bir yıl farma nerf gelmiş değerli arkadaşlar. Şimdi daha size göstereyim. Hazır açmışken biraz da bakalım. Yani yine Borobin şeylerden droplar düşürülmüş. Girdik. Şuradan açalım. Bakalım arkadaşlar, bakın güncellemeler. Zaten ıvır zıvır şu potçuyu geçiyorum. Onlar çok güncellemeden sayılmaz da. Bakın gelen güncellemelerde gene nerf üstüne nerf var arkadaşlar. Bakın Boro, Balrog, Eldrazart'tan yeri de Armor yani Mithril, Dragon, Bronze, Trial dropları düşürülmüş. Ki zaten bundan birkaç yer yine düşürülmüştü. Bir daha düşürmüşler. Lan insanlar ne yapacak? Nerede farm yapacak yahu? CZ haritasından MS droplarını kaldırmışlar. Ne alaka abicim ya? CZ'de MS dropunu niye kaldırırsın yani? Mesela bunu ağaçlardan, triantlardan atan şeyin ne önemi var? Bunların ne önemi var yani? Adamlar onu bile kaldırmışlar. Yine bakayım. Darth Vader silahını düşürmüşler. Koyun etkinliği başlamış diyor. En sonunda da değerli arkadaşlar, Kenard Hazretleri yaşanan teknik sorun sonrası demiş. Karakter datalara bakım öncesine geri döndürmüş. Rollback atıldığını söylemiş. Efendim,
Satılanla pusu eşyalar onun için de postaya ile gönderilmiş. Yaşar nasıl olur özür dileriz demiş. Tamam özür diledin diledin Kenan Bey, Kenan Baba da. Yani insanların güvenini konusunda nasıl geri kazanacağız? Yani arkadaşlar gerçekten 6-18 olabilir. Yani şu 2020 yılında 2020'nin Haziran ayından itibaren 3 yıla yaklaştı hemen hemen. 3 yıldır bu düşük, yüksek GB politikası, farmın bitirilmesi, oyundaki pay to win midir artık ne pay 2000 mi neyse. Yani paraya dayalı oyunun gün artması artık dediğim gibi insanların canını zaten sıkarken bir de üstüne coin bug'ı, işte pelerin bug'ı gibi böyle şeylerin de peyderpey araya çıkıp gidiyor olması. Yine oyuna Rosetta sunucusunda eski adıyla Minar şimdi Rosetta sunucusunda oyuna sokulan kanıtlı ispatlı artı 10 holiler artı 10 adamantlar işte GM çağrı çalındı demişti. Vallahi arkadaşlar arka planda çok şey dönüyor ya bence. Bir teyitte mutlaş bilgi bunlar. Bir kanıtım yok bir şeyim yok ama tamamen kendi düşünce. Bunlar beni yani çok şeye itiyor. Ben diğer videolarda söylemiştim zaten yani çıkmış böyle o kadar bug'ın olduğu bir ortamda yani şimdi şu ortamda işte bir de bu güvensizlik muhabbetleri ortaya çıkıyor. Geçen dangalan biri gelmiş arada çıkıyor 3-5 tane böyle dengesizler. Adını anmaya değmez de. Şimdi tamam ben kabul ediyorum arkadaşlar ben yayıncı yayınlığa başladıktan bu yana çok server gezmişimdir. Çok serverda chart dizmişimdir, bozmuşumdur ama benim kanalım içeriği bu zaten. Benim kanalımda böyle hardcore PK videosu, 24 saat farm videosu gibi videolar hiçbir zaman olmadı, olmayacak da zaten. Ben chart dizerim, gösteririm, tanıtırım. Birkaç oyunun işte açığıdır, bug'ıdır onları gösteririm. Veya işte bir farm slotunu tanıtırım, bilinmeyen slotları anlatırım. Oyun bilgim, PDP paylaşmaya çalışırım. Ha, server'a başladık, adam yazmış, 2-3 gün sonra bakın bıraktık diyecek. Lan oyunda pelerin bug'ı diye bir bug çıkmış, onu anlatıyorum. Ben demiştim diye. Hoş, onları zaten banlıyorum. Çok durmuyorlar da haber olsun. Yani böyle boş yapacak bir şey yok. Neyse konuya dönecek olursak yani şaşırmadım. Daha da bu oyunda bizim bilmediğimiz kesinlikle buna ben eminim. Özellikle USCO tarafında Steam kodda da vardır bilmiyorum. Birçok bug var arkadaşlar. Bug'ın ne olduğunu da söyleyeyim. Aha, adam nasıl ki bulmuş, keşfetmiş. Kekon TSS'de basacaksın. İşte Royal basma yerine gideceksin. İşte 7. sayfadaki 3 numaralı prenesi seçince üzerine 3 GB geliyor abi. Yani bunun gibi mesela sallıyorum işte Talia Armor basarken işte bot seçeceksin işte üzerinde o ara işte Troll Kaptan TSS olacak o anda da sana 3 GB geliyor gibi olabilir abi bu oyunda bunu varsa bunlar da vardır. Keşfedilmeyen bu işi gizliden yürüten köşeye dönen bir sürü adam vardır ben inanıyorum olduğuna da ve tavsiye etmiyorum arkadaşlar ne yapalım hardcore şekilde oynamayı sadece bir tane çarınız olsun arkadaşlar benim tavsiyem bunda bir tane çarınız olsun OTC'ye girin çıkın. Başka da bir yere girin çıkın ve FTB'de ve gir çıkın. Hoş ona da artık premium yaptılar. NPS'siz ona da girilmiyor da. Yani çekerseniz gold trenize çekin. Onun dışında başka da bir şey tavsiye edemeyeceğim bu oyun hakkında. Yani daha da emin olun ilerleyen süreçte çok daha böyle skandal şeyler olacaktır. Benden size söylemesi arkadaşlar. Dinlerseniz dinlemezsiniz. Naçizane tavsiyelerim benim bunlar. Bir de şey gelmiş var yorumlar alakalı bir nerf bekliyor millet herhalde. Yorumlar okuduğum onu gördüm. Nerf de gelmemiş. Yani millet parası rollback atıldığı için şeyler ne oldu bilmiyorum. Artı basanlar olduysa ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Ondan haberim yok. Yani etkinlikleri okumaya da gerek yok. Çok öyle yani etkinlikle alakalı bir güncelleme alakalı bir şey geldiği de yok. Tamamen işte farmı biraz daha nasıl bitiririz? Nasıl işte NPC, AS'de bir şeyler ekleriz de oyundan GBS veririz. Tamamen bu mantıklı hala güncellemeler gelmeye devam ediyor ve edecek gibi de gözüküyor. Yani tek netin tek duam şu mübarek Ramazan ayında Cenab-ı Allah şu oyunu Entity Game'den Endgame'den kurtarsın. Çok daha bu oyunu iyi yönetebilecek şirketlerin, insanların eline geçsin. Ne yapacak? Ya şu oyunun arkadaşlar öyle bir potansiyeli var ki aslında. İyi yerlerde yönetilse. Yani bugün PP serverlarda bile yani olağanüstü bir yönetim var bazı serverlarda. Şimdi isim vermek istemiyorum ama gözümle gördüğüm, şahit olduğum adam öyle bir ilgili alakalı ki yani inanamazsınız. Yani keşke öyle bir şey olsa. Benim de beyhude bir fikir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni videoda görüşmek üzere.